Sevgili izleyiciler, şu anda Serhat Şehir Ardahan'ın çiçekçi kızı yazar Sona Bilgin'le beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yazın hayatına nasıl başladınız? Biraz o geçmişe gidelim. İlk hikayenizi, ilk öykünüzü ne zaman yazdınız? Ben ilk öykümü, daha doğrusu küçükken ben dörtlükleri yazıyordum. 16 yaşına kadar yaylalarda büyüyen bir çocuğum, çiçeklerin içinde büyüdüm. Adım oradan geliyor. Basındaki arkadaşlar adımı çiçekçi kız koydular. Çünkü bütün insanlara imkanlarım dahilinde çiçek alıp götürmeye çalışıyorum. Dört duvar arasında kalan insanların dağları özlediğini düşünüyorum. Onun için bütün basındaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum buradan. Yazmaya 4 yaşında annem anlatıyor. Annem benim öğretmen okulu mezunu. 4 yaşında kireç taşlarıyla taşlara dörtlükler yazmaya başlamışım. Daha okula gitmeden ve söylüyormuşum. Mesela şöyle bir dörtlüğüm var, annem söylemişti. Yaylalara gidiyorduk geze geze, çiçeklerle konuştuğum için adım çıkmıştı Geveze'ye. Ne kadar güzel. Efendim bir de şimdi basındaki isminiz de Çiçekçi Kız diye geçiyor. Şimdi bu Çiçekçi Kız ismi nereden geliyor? Bize bunu biraz açıklar mısınız? Demin de dediğim gibi ben çocukluğumdan beri çiçeklerin içinde büyüdüğüm için büyüyünce de devlet memurluğu da yaptım. Şöyle bir gözlemledim. Ben gözlemlerimle yaşayan, gözlemlerimle yazan bir insanım. Baktım insanlar dört duvar arasında herkes baklavalar, çörekler, börekler. Ben de çiçek almayı tercih ettim. Çünkü çiçek hem ruha hem bedene hitap ediyor. Onun için sürekli herkes çiçek alınca basındaki arkadaşlarım da adımı Çiçekçi Kız koydular. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel. Efendim biri UNESCO alkışlanacak kadınlar sayfasında da yer aldınız. Bunu nasıl başardınız? Bu olay nasıl gerçekleşti? Biraz da ondan bahseder misiniz? Şimdi ben hep şöyle diyorum. Mersin kütüphanesine gittiğimde bir söyleşi yapmıştım. Oranın müdür beyi iletişim uzmanı yazmış bana. Ben de müdür beye dedim ki hocam ben akademisyen değilim. Akademisyenlere saygısızlık olur. Hayır dedi, sen iletişim uzmanısın çünkü sen dedi 3 saat boyunca burada öğrencileri nefes almadan güzellikle konuşup konuşmalarını oturtan insansın. Ben iletişim okulunu 8 yaşında bitirdim inanıyorum. Çünkü bizim annemiz, benim annem her anne gibi iletişimci bir insandı. Güzel bir aile ortamında büyüdüm. Güzelliklerle büyüdüm, sokaklarda büyüdük. Komşularımızın saçlarımızı okşayarak büyüdük. Annem yemeklerini, buğulu yemeklerini yapıp komşulara sunarak öyle bir ortamda büyüdüğüm için Ardahan'la Kürt, Terekemi, Azeri, mozaik bir ortamda büyüdüm. İletişim konusunda onun için çok şanslı hissediyorum kendimi. Hayat okula sığmaz diye düşünenlerden, benim eğitimim yarım kaldı. Lise sonunda yarım kaldı, kaderin kötü oyununa geldim. Ama bıkmadım. Hep kuyunun dibine düştüm ama bir ışık buldum. Ufak damlalardan çağlayanlar yarattım kendime. Okudum, üniversiteyi okudum. Eskişehir'de oğlum okurken sağ olsun TRT'ye gönderildim Eskişehir Belediyesi tarafından. Aldığım ödülleri gençlere bağışladım. Buradan Eskişehir'deki dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Oranın valiliği de sağ olsun dosya sunmuştum. Beni UNESCO'ya alkışlanacak kadınlar sayfasına yer gördüler. Hayatım oyunlaştırıldı. Görmenizi dilerdim. Gerçekten çok güzeldi. Birçok dalda ödüller aldınız. Biraz da ödüllerden bahseder misiniz bize? Ben ekip ruhuna inanan bir insanım. Yine Eskişehir'den bahsetmek zorundayım. Hafize Hocam, Tepebaşı Belediyesi'nin halk oyunları ekibi beni TRT'ye gönderdi. Ekiple birlikte yarışmacı bendim. 2010 yılında Çeyiz Show'da Ardahan'ı tanıttım. %46 SMS'de birinci oldum. 10 milyar ödül aldım. Eskişehir'de basın karşısında benim gibi eğitimi yarım kalan öğrencilere dağıttım. Çok mutluyum. Çok güzel, çok güzel. Peki bu yardım yapma isteği nereden geliyor? Yardım yapma isteği çocukluğumdan geliyor. Çünkü ben annemi hep paylaşırken gördüm. Diyorum ya, evimizde bir yemek piştiği zaman hemen bir kaba doldurulur. Önce komşulara ikram edilirdi. Sonra biz yerdik. Annem derdi ki işte o deyim. Yani biz komşumuz açken ya da işte kızım koku gider diye. Ben paylaşımcı bir annenin elinde büyüdüğüm için oradan geliyor. Ben elimde lokma olsun, onu paylaşmasam, paylaşacak kimse bulamasam kuşlayla paylaşıyorum. Güzel ya, çok güzel. Ama samimiyetle, yani hani laf olsun diye değil, gerçekten paylaşmayı çok seviyorum. Paylaşmak yalnızca maddi yönden paylaşmak değil.
İnsanlar bir tebessümlerini paylaşmaya çoğu insan korkuyor. Mesela yolda yürüyorsun, birine merhaba diyorsun, böyle bir bakıyor, acaba bana niye merhaba dedi. İletişim şart diye düşünüyorum Türkiye'de. Peki şimdi kitaplarınıza gelelim. Çocuk kitapları yazıyorsunuz. Anılar var, denemeler var. Bu ayrımı yaparken zorlanıyor musunuz acaba? Anıları yazarken bir de çocuk kitapları yazarken bu ikisini gerçekleştirirken zorlanıyor musunuz? Ben şimdi anılar üzerinde duruyorum. 4 tane kitabım çıktı. Şiirde yazıyorum. Şair değilim. Şair demeye kendimi asla uygun görmüyorum. Çocukluğumdan beri içimde hep ukde olan bir konu vardı. Onu dile getirdim. Bir şiir yazdım. Şiirimin adı Babama Baba Demeden. Yine Eskişehir'de. Kadınlar Yazıyor yarışmasında jüri birincilik ödülü aldı. Onun ödülünü de yine şeyi çocuklarına bağışladım. Şöyle gözlemledim. Mesela çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuk psikolojisi kendini mutlu hissetmediği zaman gelecek hiçbir zaman güzel olmaz diye düşündüm. Sevgisiz kalan çocuk, anne baba sevgisinden uzak kalan çocuk. Şimdi anne babadan ayrı çocuklar sevgisiz zaten kalıyor. Bir de anne babasının yanındayken sevgisiz kalan çocuklar var. Ben onlara bir şiir yazdım. Şiirimden bir dörtlük okumak istiyorum. Lütfen buyurun. Babasının yanındayken babasına baba diyemeyen çocuklara. Şiirimin adı Babama Baba Demeden. Bütün şeyleri aldım. Diyor ki çocuk, babam ki dört nala giden bir attan ötekine atlardı. Yetişmek için rüzgar peşinden kanat çırpardı. Babama baba demeden cansız bir ata binip uzaklaştı. Yemin ederim ki size kör geleneklerin yüzünden bir kez bile canım babam diyemedim babama. Sevgisiz kalan ruhumun zehri aktı avuçlarıma. Çok uzun bir şiir, bir kıtasını daha okuyayım. Okul yolunda Nurdane babasının kollarına koşunca gülüşlerim çürürdü dudaklarımda. Eve gelir sorardım anama, ana nereye gitti babam? Atta'ya gitti yavrumcan. Bu çok uzun bir şiir. Hiçbir çocuğun babasına hasret kalmamasını diliyorum. Annesine, babasına. Peki biraz özel olacak ama siz hasret kaldınız mı? Ben hasret kaldım derken, ama ben çok güzel bir ailede yetiştim. Sevgi dolu bir ailede yetiştim. Belki o zaman yamalı pantolon giydik ama annemizin elleri oje krem görmedi ama nasırlıydı, ama o saçlarımız okşarken ipeksi dokunuşlar dokunduruyordu. Çok sevgi ortamında büyüdüm. Sevgisiz büyümedim ben. Peki efendim, çocukluğumun çalınmış uykuları nasıl bir kitap? Bu çocukluğum çalınmış uykuları, demin dediğim gibi Eskişehir UNESCO'da işte benim hayatım oyunlaştırıldı. Çocukluğumun radyo günleri. Ben radyoyla büyüyen bir çocuğum. Burada çocukluğum radyo günleri diye bir öyküm var. İstedim ki radyo günlerini, insanların içindeki o özlemi dile getireyim. TRT'nin arkası yarınlarıyla ve TRT'nin türküleriyle büyüyen bir çocuğum. Bizim evimizde o zaman, ben 68'lerden bahsediyorum, ben 60 doğumluyum. 68'lerde o zaman herkesin evinde çok radyo yoktu. Akşam olduğu zaman bütün komşular bize radyo dinlemeye gelirdi. Ablamla radyoyu paylaşamıyorduk. Ben radyoyu alıp saklıyordum, yorganın altında dinliyordum. Hatta buradan TRT'deki dostlarıma saygılarımı iletiyorum. Bütün TRT'lere konuk oldum. Radyo günleri okundu. Hepsinin için çok şanslıyım. Gerçekten radyo çok, hem kulağa hitap ediyor, hem işini yapabiliyorsun. Ben radyocu bir çocuğum. Peki Sona Hanım. Pardon, özür dilerim. Evet. Ben çocukluğumun çalmış uykularından yine burada uykusuz kalan bir çocuğu dile getirdim. Çocuk diyor ki, oturmak nasıl bir şeydi bilemiyordum. Şimdi insanla, mesela ben takip ediyorum. İnsanlar hep özel okullardaki çocukları, bir de lütfen köydeki uykusuz kalan çocukları hem çalışıp hem ayağında ayakkabı olmuyor. Mesela Facebook'larda paylaşılıyor, ayağında ayakkabı yok. Yoksa o zaman birlik olalım, beraber olalım, somut bir şeyler yapalım, lafta kalmayalım diyorum. Bütün dostlara sesleniyorum buradan. Çok güzel. Bir de kısa içimdeki yaramaz çocuk kitabına biraz değinelim. Ben küçükken çok yaramaz bir çocuktum, şımarık değildim ama. Hatta şey var, şımarık değil yaramazdım, benim de çocukluğum. Bütün çocuklar gibi benim de çocukluğum vardı, dediğim gibi. Çok bolluk içinde büyümedik. Belki o zaman muzu yiyemiyorduk, belki çikolatayı bilmiyorduk ama dediğim gibi sevgi içinde komşularımızın, annemizin ve sokaklarda koşuyorduk tozu dumana katarak, yılka atları gibi. Bütün insanların içindeki yaramaz çocukla buluşması için bu kitabı yazdım. Bu 7'den 70'e hitap eden bir kitap. Buradan da sizin şeyinizde,
yayıncım Aydın Bey, editörüm Bekir Bey'e saygılarımı sunuyorum. Beni güzel, beğendiniz. Kapak tasarım falan da çok güzel olmuş kitabı. Ilgıt yaptı, yayıncımın kızı Aydın Bey'in kızı. Bütün insanlar gerçekten isterse 100 yaşındaki olsun, her insanın içinde bir yaramaz çocuk olacak diye düşünüyorum. Kitap isimlerini kendim buluyorum ben. Çok güzel. Son olarak Çam Sakızı isimli kitabınıza değinelim. Bu şekilde noktalayalım. Çam Sakızı'nda hayatın içinden küçük anekdotlar var. Çam Sakızı çoban armağanı demişler ya, onun için ufak şeyler var. Adını buradan da Ali Gültekin Bey'e çok teşekkür ederim. Osman Gazi Üniversitesi profesörü görüşlerini yazdı. Lütfen başucu kitabı, başucu seyahat kitabı okumak isteyenler de bununla buluşabilir. Peki kaç yaşa hitap ediyor? Bu mu? Bu ortaokuldan sonra, liseden sonra hitap ediyor. Bunlar ilkokul 4'ten sonra hitap ediyor bu iki kitabım. Ve içimdeki yaramaz çocuk. Evet. İlkokul 4'ten sonrası, bu da ortaokuldan sonra tüm okullarımızı okumaları için tavsiye ediyoruz. Sona Hanım, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizi buralara davet ettiğiniz için çok sağ olun. Gerçekten çok mutlu oldum. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Şimdiki kır çiçeklerimi sunuyorum hepinize. Teşekkürler efendim. Sağ olun.